Arkadaşlar yeniden merhaba herkese. Division'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada çok bağırıyorsun abi, bir dakika. Bak mouse'u yakınlaştırdıkça şey oluyor. Sesi artıyor galiba, neyse. Lincoln tüneli isyancılar tarafından saldırı altındaymış. Burada bir Kaptan Roy Benzis denilen bir abimiz var. Onu oradan kurtaracağız ve isyanı bastırmamız gerekiyor. Gidelim. Ondan sonra base'te toplanırız. Burada bir ana hikaye çıktı da yan görevlerden de biraz yapalım. Bakalım yan görevler nasıl bir şeymiş. Onu da öğreniriz. We've got confirmation that Benitez is there in the thick of it. We need that location secured and Benitez back here at base. Pekala. You should take it easy. İyi misin ablacığım? Don't be an asshole. 2 kilometre ileride. Sniper'ımız var arkadaşlar. Geçen bölümde aldık, henüz kullanmadık. Orta kliğe bastığım zaman şey yapıyoruz ve ikinci büyük silah almak için de bir cep aldım. Böylece iki tane büyük silah taşıyabiliyorum. Geçtiğimiz bölümlerde de bu isteğimden bahsetmiştim zaten. Tamam da isabet oldu. Dispatch to patrol. One of our scouts located a stronghold at the storage yard on West 33rd. They need backup. Why don't you go check it out? Hell no. They're trying to get me killed. They're everywhere. Get out of here. Take them out. Oha, kim vuruyor lan? Yaralandık biz öyle. Of, bir dakika. Göremiyorum. Şuradan geliyor, şuradan. Sniper. Güzel. Burada bir yan içerik var. Peki şunu merak ediyorum. Bu gibi yan içerikler haritada ne olarak görünüyor? Tamam, şöyle mavi olarak gösteriliyor. Bir yapalım. Bize ne kazandıracak? Yapıştırayım mı? Aa, güzeldi yalnız. Al abi, al, hepsini al. Yeni bir sniper aldım. Şimdi check ederiz hangisi daha iyi. Aldık mı her şeyi? Bu arada çantamız... Bakın, ben bunu yeni fark ettim. Muhtemelen sizler daha öncesinde fark etmişsinizdir de. 35 tane item alabilirken 23 tane alabilmişiz. Daha iyi çantaya ihtiyacımız olacak. Sniper'ları keşke ayırsaydı. Tamam. Şunu aldık, daha iyi oldu. Şunda da şu çok çok iyi hem de. Mükemmel. O daha iyi bir tabanca. Yeşiller iyi oluyor değil mi? Standart yazıyor. Anladım. Standart.
Bu herhalde mor, sarı olarak daha da iyi hale gidecek. Renksiz olanlar boş. Silah güzel. Aa, bir dakika. Bunda da sniper var. Bu keskin nişancı mı oluyor? Deneyeceğim. Aynen. Bu. Ha, tamam, bir saniye. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. İkisi de sniper'mış. O halde şunu yer değiştiriyorum. Şimdi sniper olarak bu çok iyi. Rifleman olarak ise şunu kullanacağız. 1600-1700. Level 5. Tamam. Doğru, değil mi? Aynen. Bu tarama olarak. Ya keşke taramayla sniper'ları ayırsaymış ya. Niçin ayırmamış? Mod. Hadi canım, bir de modifiye etme mi var ya? 6x dürbün. Neyse, bunlara daha sonra bakarım. Çok affedersiniz. Şuradaki çizgi ne anlama geliyor onu bilmiyorum. İki çizgiden bahsetmiş. Tamam ya. Budur. Sadece dediğim gibi kafamız karışmaması için keşke sniper ve assault'ları ayırsaydı. Tüm ağır silahları tek kategoride toplamış. Güzel. Alışacağız. Şuraya yaklaştık şimdi. Hadi bakalım. Şurada birileri var. Rehine mi o? Headshot alır mıyız? Şöyle yapalım. Oha. Adamın bombasını patlattım, değil mi? Tamam, çok iyiyiz. Nasıl, görev yeri burası değil, tahmin etmiştim. Burada ne var? Herhangi bir şey yok. Neyse, silahımızı test etmiş olduk. Şuradan devam edelim dostlarım. Soldan gidiyoruz. Lincoln Tünel checkpoint aldık. Captain Benitez requesting immediate support at the Lincoln Tunnel checkpoint. These assholes are storming the blockade. If they blow the floodgates, they could put this whole thing underwater. Tamam. Önce bir keskin nişancı tüfeğimiz kalsın elimizde. Ya çömerek gitmek yok oyunda, biliyor musunuz? Sadece siper alabiliyoruz. Siper aldığımız müddetçe eğilmiş oluyor. Oo, bayağı düşman var arkadaşlar. 4 kişi. Şuradan başlayalım.
Oyunda level sistemli bir mekanik olduğu için kafadan da alsanız tek atamıyorsunuz. Mantıken tek atmanız lazım ama oyun buna izin vermiyor. Çünkü level sistemi var. Mesela Ghost Recon'u öyle yapmamışlardı. Kafadan direkt alabiliyordunuz birçok düşmanı. Burada çıplak kafa, adamda zırh yok. Tek alamıyorsunuz. Ama bu oyunun türü böyle. Değişiklik olsun. Her oyun gerçekçi olmak zorunda değil. Oo. Öyle mi? Kaldır kafayı. Aa bak bunu tek attık. Hadi be. Kötü oldu. Olsun, şimdi halledeceğim, bir saniye. Sniper'a fazla kilitlendik. Hemen şuradan başladı. Güzel checkpoint almış. Şunu alalım önce. Aa, işte bu. Kaldır, kaldır. Öf be. Gel. O ne lan? Yukarıda biri var. Oha, sniper aldı yine. Adamın biri. Gitti. Güzel. Mouse'un topuyla değiştirmek çok rahat olmuyor. Bir tuşu bu, iki tuşu bu. Tamam. Klavye ile 1-2 numaralarıyla değiştirmem daha doğru olacaktır. Hatta şöyle yapalım. Eski oyunlardaki mantık gibi. Öyle yapamıyoruz. Tamam. 3 mecburen tabanca oluyor. Hani biri tabancayı atacaktım da. Mermilerimizi fullleyelim. Sniper'ın mermisi çok yok. Maksimum ne kadar oluyor? Tamam, normal, yeterli gayet. Kabul edilebilir bir seviyede. Ya mekanlar çok güzel. Captain, they're breaking for the tunnel. They're shooting everyone inside. Jesus, it's like getting swarmed by locusts. Don't let them through. Orada çatışma var. Oraya yoğunlaşmış millet. Şimdi bir dakika. Nereden geldi o ateş diyor da. Ya o şeyler hiçbir işe yaramıyor ya. Oha. Warning. Additional hostiles incoming. Keskin nişanlı tüfeği çok keyifli arkadaşlar. Ay adi köpek. Lan
Çabuk lan! Cesaret hapı yutmuş bu itleler. Gel 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 gel. Captain Benitez, this is Fei Lau. We are division agents and we have eliminated the threat to the perimeter. I'm patching you into our comms so you can direct support to where we're needed. That's good news, but we still got plenty of bad. Some of those bastards made it through when they're planting explosives on the tunnel floodgates. They're trying Link to get kontrolüne giriş sağlıyoruz. If those bombs go off, you know which one we're gonna get. Düşmanlar var. Kaç kişi? 2 kişi. Çok hızlı tarıyoruz ya. Şöyle tek tek atmak daha doğru olacak. Hem mermi israfına önlemiş oluyoruz. Aha işte. Şey burada mı? İki dakika boyunca seni koruyacağız pekala. Hostiles inbound on your position. Zırhlılar çok kötü ya. Şöyle geçersek daha mı iyi görürüm? Hayır, kesinlikle hayır. Şurası iyi ya. Var mı daha gelen? 1,5 dakika var. 2-3 dalga daha gelir. Pekala. Oha direkt ambulansın üstüne bile tırmanabiliyorum ha. Bomba yerleştiriyor o asker oraya. Şey ya da disarmed şey yapıyor. Bombayı diskalifiye ediyor. Son 30 saniye, son dalga, hadi. Toplanabilecek bir sürü eşya çıktı ha. Hadi be. Güzel. Hemen topluyorlar eşyaları. İçeri devam ediyoruz. Mermimizi şuradan fullleyebilir miyiz tekrardan? Tabii ki de. Harika.
Roy Bentis ile konuşacağız. Evet, merhabalar. Burayı güvenli hale getirdik. Jesus, what we got left. Askeri üs burası da abi. Yani askerler bunlar, askeri üs haline getirmişler burayı. Listen up. We got good news, we got bad news. Hem iyi hem kötü haberler varmış. Allah. Şu adam fena, bir dakika bunu. Çok iyi vuruyoruz. Benimsin. Ah. Of, ne biçim tarıyor ya. Hadi doldur mermiyi. İşte bu kadar. Oğlum adam beyzbol sopasıyla dalıyor içeriye. Oba. Sniper böyle kullanılır ha koçum. Bitti mi? Bu kadar mı? Your playmates have a sniper positioned ahead. Keep your eyes open. Thanks for your help there. Keskin nişancı var galiba orada. Pencerede. Binanın içinde. O keskin nişancı niye o kadar uzakta? Yok be, evin içindeymiş, buradaymış. Haydi canım. Bana yardıma gelin bence. Biz ne yaptık böyle ya? Bu düşmanları ben niçin görmedim? Hah, çık 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 çık. Kaldır kafayı. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu başarımı da kazandık. Agent, my people say the threat has been eliminated.
I thank you, my guys thank you, and the people of New York fucking thank you. I'm on my way back to the base with an escort. Let's talk when you get there. Tamamdır. O da bizim base'imize gidiyor ve base'de hem sağlık, hem mühendis ve hem de bir askerimiz oldu arkadaşlar. Harita beni burayı takip ediyor. Exit çıkışa git. Tamam, pekala. Base'e dönmeden önce birkaç yan görev yapsak mı diye düşünüyorum. Hani karakterimizi biraz güçlendirmek adı altında. Biraz daha experience toplarız, eşya falan toplarız. Şimdi bayağı da bir eşyamız, silahımız var. Base'de bunları satabiliyorduk galiba. Satarız bunları bir. Çıkışa geldik, değil mi? Aynen öyle. Tamam. Şimdi baktığımız zaman burada yan görevler var. Böyle mini görevler var bir de. Mavi, yeşil, bunlar zorluk, kolaylık olabilir diye düşünüyorum. Yan görevlerde şunlar olmuş oluyor. İki tane burada ana hikayemiz çıktı. Bunlar biraz beklesin. Hatta üç tane. İşte her birinin görevi gelmiş oldu buraya, kurtardığımız insanların. Şu ne? Kilitli bir kapı. Neyse. Biz neredeydik? Şu. Yo, orada değiliz. Player buradayım. Harika. Şunları mesela bir yapmak istiyorum. Bunlar acaba böyle haritada benimle mi konuşuyorsun? Ne oldu? Ne diyorsun ablacığım sen ya? Bunlar haritada sonsuz görünüyor mu? Ondan emin değilim. Mesela böyle birini yapıp başka bir yerde hemen gene mantar gibi türüyor mu? Onlar minik karşılaşmalar olmuş oluyor arkadaşlar. Orada bir takım böyle gruplar var. Onları temizliyoruz ve o bölgedeki envanterleri alıyoruz. Ben şimdi biraz görmek için yapacağım onu. Adamı yağmalıyorlar ya. Tamam, bunlar normal sivil insanlar. Oldukça da uzakmış. Evet arkadaşlar, ileride düşmanları görüyorum. Lideri indir. Bu lider galiba. Ne oldu? Tamam. Temizledik. Buranın bana Assault Strong ne kazandırdı? Bir takım puanlar ve para, kredi kazandık. Pekala. Daha iyi sağlık veren ama armoru daha düşük olan bir eldiven var. Boş verin. Silahlar çok şey olmaya başladı. Ama o kadar şeye gerek yok, tamam. Oo. Daha da iyi bir silah, harika. Şimdi başka neyimiz var dostlar? Itemlarımıza bir bakalım. Bir dakika, pardon. Aynen dediği gibi burada 28 tane. Burada satmamız gereken bir sürü şeyler var. Normal armor alamadık ya. Armorumuz çok düşük. Şurada neler var? Bunları aynen silahlara falan yerleştiriyoruz. Yani mesela şu silahı iki kere tıkladığım zaman, tamam mı? 6x dürbün takılı. Ama ben bunu başka neyle? Sniper diyorum. Susturucu takabiliyoruz. Oyunda stealth mekanikleri ne kadar düzgün çalışır bilmiyorum. Şunlar mı o? Evet. Ama
şöyle bir şey var. Normalde DPS'i düşürüyor mu mesela? Yo, arttırıyor. Normalde şeyler düşerdi çünkü. Tak abi bunu. Daha da iyi oldu. Vay be. Silahları modifiye etme de var. Çok iyi. Bunu da takalım. Bu da arttırıyor. Tamam, çok güzel. Daha iyi cephanelik. Tamam, harika. Şu silaha da bakalım. Aa. Doğru mu? Doğru. Şimdi ne ya? Niye remote dedi? Will be remote from military. Şeyi kaldırır yalnız diyor, onu takarsan. Neyi kaldırıyor? Bakacağız ona daha sonra. Scar. Scar'ı kaldırır diyor. Bir dakika kal. Ay, onu şeye kullandık. Military Scar'da kullandığımız için oradan kaldırdı onu. Ben sniper'ıma daha fazla yatırım yapmak istiyorum. Anlaşıldı. Silahın ismine dikkat etmedim. Bu bayağı Scar. En iyilerini kullanıyoruz, değil mi bunda şimdi? Bu okey. Bundan zaten bir tane var. Satarken ürünleri yanlışlıkla şeyleri satmayalım. Şimdi şuna bakalım. Tamam, bundan bir tane daha yok. Şu anda takılı olduğu için şöyle ateş işareti verdi. Şunu taktık. Tamam. Yapabileceklerimizin en iyisi şu anda bu dostlar. Tabancamızı ne yapabiliyoruz? Bunlar ne neyse, onlara pek girmeyeyim. İşin içinden çıkamayacağım yoksa. Bunlar da kalsın. Güzel. Buradaki görevi bitirdiğim zaman tamam, burası düşüyor. Arkadaşlar, şuradaki buraları ne hap? Burada başlamıştık zaten. Bu haritaya ilk geldiğimizde. Ben birazcık buradaki yan görevleri eritmek istiyorum. Bir sonraki bölümün başında yan görevlerle bir işin içine gireriz. Karakterimizi daha da iyi güçlendiririz. Hatta bir iki safe house'a girelim, tamam mı? Şuraya bir gidelim. Şeylerimizi satalım bir. Fazladan ürünlerimizi atalım. Burada da pazar var. Burada da satabilirim. Ki üzerimize çok fazla ağırlık olmasın. Akabinde ana hikayeden devam ederiz. Bakalım ana hikaye bize neler getirecek, neler sunacak. Base'imiz de bizi bekliyor. Bu arada niçin? Aha, burada gözükmüyor diyecektim. Yakınlaşmamız mı gerekiyor? Neyse. Dostlarım, izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümü burada sonlandıralım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir görevi yaptık. Karakterimizi biraz geliştirdik. Bir sonraki bölümde daha da geliştirme yolunda ilerleyeceğiz. Bakalım şehrimizi bir Division ajanı olarak kurtarabilecek miyiz teröristlerden? Arka planda da tabii ki de bu salgının yayılmasını önlemek için doktorlar çalışıyordur. Bizim görevimiz kaos dursun da doktorlar rahat rahat çalışsın hesabı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.